nasıl buradaysa, ilk üvet halkı nasıl buradaysa, birilerinin çok büyük yanlış yaptığını biliyorsa, bizim bugün suyla o kadar da bir derdimiz yok. Bunu yarın öbür gün yazın, Ünye halkı içtiği zaman, Çaybaşı halkı içtiği zaman, o zaman diyecekler ki bu Çaybaşılı, bu Göksulu, bu Kapılılı gerçekten o kadar haklıymış ama biz yandık, biz nasıl hata yaptık dediklerinde biz o zaman onların yüzünü tokadı vuracağız. O günler yakın. Bir dakika. Bak, yürü orada. Ben bugün size bir öneride bulunmak istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıyla, sevgiyle ellerinden öpüyorum. Ona saygıda kusur etmeyeceğiz. Fatsa'ya gitti, çöpü kapattı. Ünye'ye geldi, çöpü kapattı. Vallahi yarın araba tutup Büyükşehir Belediye Başkanımızı buraya getireceğim. Burayı görsün de burayı da kapatsın artık. Yeter! İnşallah buraya gelecek. Bugün Elazığ'da yaşanan deprem neticesiyle genel başkanımız buraya gelemedi. Biz onun gelmesi için de çok çaba sarf ettik. Chat raporlarımız ve AFAD raporlarımız diyor ki Göksu Yaylası birinci derece deprem bölgesi, deprem alanı. Ya hangi akıl mantığa dayanarak siz bu çöpü buraya yaptınız? İlla burada deprem olup insanlarımızın çöpün altında kaybolmasını, orada pis kokuya can vermesini mi bekliyorlar? Ben bunu bilmiyorum. Lafı çok uzatmadan Sayın Mehmet Aşıla Bey'e mikrofonu vereceğim. Sizleri birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Bir derdi, bir sıkıntısı olan, ne bileyim, bir ihtiyacı, bir yardıma ihtiyacı olan kapımızı istediği an, istediği saat, istediği dakika çalabilir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah bu kutlu davamızdan bizleri çevirmesin. Genel başkanımın dediği bir laf vardı. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Bugün şunu da söylemek istiyorum. Burası, bu alan önceden bizimdi, Göksulu'nundu, İlk Üvezli'nindi, Kapılı'nındı. Burayı Büyükşehir Belediye'miz sahiplendi. Ama bugün görüyoruz ki ve 20 gündür görüyoruz ki mekanın sahibi geri geldi. Mekanın sahibi burada. Mekanın sahibi burada. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Muhterem İlk Üvezli Göksulu kardeşlerim, 20 gündür destanlar yazan sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Genel Başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Elazığ'daki depreme gitmek üzere yoldalar. Onun için inşallah en kısa zamanda burayı da ziyaret etmek için bir heyet hazırladıklarını sizlere müjdelemek istiyorum. Bizim Ordu'da bir toplantı yapmamız gerekiyordu ama arkadaşlarımız günler önce buradaki yaşananlardan bahsedince dedik ki öncelik burasının. Çünkü burada oldu bittiye getirilmiş bir işlem var. Ama hiçbir işlem oldu bittiye getirilecek kadar basit değildir. Özellikle bu insanımızı ilgilendiriyorsa, sağlığımızı ilgilendiriyorsa en önemli, en öncelikli mesele bizim için insandır, sağlıktır. Burada yapılan ben yaptım oldu mantığıyla yapılmış bir olay. Bu görülüyor. Lakin hayır arkadaş, sen yaptın ama olmadı. Olmaz da. Çünkü sen burada bizim geleceğimizi de zehirliyorsun. Buradan sızan pisliklerin, akan suların neleri zehirlediğini, ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bizler gayet iyi biliyoruz. Aslında bu tesisi buraya yapanlar da biliyor. Lakin güç zehirlenmesi yaşayanlar ben yaparım, kimse de sesini çıkarmaz mantığıyla yaptıkları olaylardan birkaç tanesi. Ama oyunu bozdunuz. Ben sanal alemde sizleri izledim. Hepinizi izledim. Dedim ki helal olsun bunlara. Hak böyle aranır.
Siz de bir noktada da aynı kaderi paylaşıyoruz. 80 ilde teşkilatlandık. 760 ilçede teşkilatlandık. Kongrelerimizi yaptık. Ama ulusal medyada hiç sesimizi çıkartmıyorlar. Aynen siz de öylesiniz. Ama sizin sesinizi de bizim sesimizi de çıkartmak zorunda kalacaklar. Çünkü mızrak çuvala sığmaz. Bakın, hizmet bu değil. Hizmet devasa hastaneler yapmak değil. Devletin görevi vatandaşı hastalandırmamak. Hastalandırmamak, onun önlemlerini alacaksın. Tabii, bakın, yolda arkadaşlarım anlattım. Arkadaşımızın birinin çocuğu ciddi rahatsız, Küba'ya götürdü. Orada biliyorsunuz sağlık sektöründe çok ileri derecede aşamalar var. Başkanım diyor, bizi bir hastaneye götürdüler. Ben dedim ki diyor, ya şaka mı yapıyorsunuz, bura müze mi dedim diyor. Ne oldu? İncin top oynuyor diyor. Dedim ki kardeşim, devlet o işte. Devlet vatandaşını hastalandırmayan devlet devlettir. Yoksa devasa hastaneler yapmak, o modern cihazları doldurmak, o bize hizmet değil. Biz ne kadar az hastaneye gidersek o devlet o kadar başarılı bir hizmet yürütmektedir. Dolayısıyla kardeşlerim, ben raporları gördüm. Bakın, raporlarda olumsuz raporlar çıktı. Buradan bu işin kaldırılması da lazım dedikleri halde aynı adamlar aynı chat raporuna bu sefer olumlu rapor veriyorlar. Aynen TÜİK'in bütün fiyatların artmasına rağmen enflasyonu 9.5 gösterdiği gibi. Öyle dünya yok. Bu oyunu siz bozdunuz. Biz de bu oyunu sizin bozmanıza inşallah yardımcı olacağız. Ben başkanımızın hazırladığı dosyayı yanıma aldım. Genel merkezimizde bizim genel başkan yardımcılarımızın biri enerji uzmanı, enerji profesörü. Onunla ilgili çalışmalar yapıp bu işin çözülmesini, iyileştirme değil, mutlak surette bunun buradan kaldırılmasını, kapatmasını istiyoruz. Bunun için de çalışacağız. Kesinlikle bundan şüpheniz olmasın. Ha bizim buna gücümüz yeter mi? Yeter. Biz milli görüşçüyüz. Biz cak, cek, cuk edebiyatı yapmayız. Biz yaparız. Biz yaptık, yine yaparız. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ikram ve ihsanı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah size güç versin, sağlık versin. En kısa zamanda da burayı kapatmayı nasip etsin. Esselamu aleyküm.